bulunduğumuz alan Göbekli Tepe Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Bölgenin en hakim noktası, en yüksek noktalarından biri. 12 bin yıl öncesinin avcı toplayıcı insanların ortaya çıkardığı bir kült merkezi, inanç merkezi Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'de yapılan arkeolojik çalışmalarda şu ana kadar hali hazırda 6 adet tapınak yapısı ortaya çıkarıldı. Ancak daha öncesinde yapılan taramalarda, georadar hava taramalarında toplamda yaklaşık 20 adet tapınağın olduğu tespit edildi. Önümüzdeki yıllarda bu alanlarda da kazılar yürütülecek. Bu alanda özellikle bu alandaki en önemli bulgular ortaya çıkarılan T-stellerdi. Bu T-steller insanı sembolize ediyorlardı. Stilize edilmiş insan sembolleriydi. Bunu nereden anlayabiliyoruz? T-stellere baktığımız zaman bazı stellerde eller, kollar çok belirgin şekilde verilmişti. Bu steller üzerinde, çoğunun üzerinde hayvan sembolleri, hayvan kabartmaları, farklı semboller bulunuyordu. Muhtemelen bu sembollerin amacı da o dönem insanı korktukları hayvanları taşların üzerinize sembolize etmişlerdi. Veya bu hayvanları tapınak koruyucuları olarak resmetmişlerdi. Sayıları verebiliriz. Şu anda Göbekli Tepe'nin üst çatı örtüleri ziyaretçi merkezlerini malumunuz tamamladık. 3 ay önce tamamladık ve 3 ay önce yeniden ziyaretçi kabulüne başladı. Yeniden ziyaretçi kabulünden sonra yoğun bir şekilde insanlar görmek için talep etmeye, gelmeye başladılar. Bugün Urfa 2014 yılında örneğin Göbekli Tepe ziyaretçilere açık iken 806 bin yerli ve yabancı turist alırken 2015-2016 yıllarında ki 2017'nin ilk dilimine kadar Göbekli Tepe dolayısıyla Göbekli Tepe'nin kapalı olması dolayısıyla bu rakamlarımız 600 bine kadar düşmüştü, 600-650 bin rakamlarına kadar. Ama bugün bakıyoruz 2018 yılı, şu an 2017 yılında rakamımız tekrardan 800 bin rakamlarına ulaştı. Şu an baktığımızda 2018 yılında Göbekli Tepe'nin de yaratmış olduğu, oluşturmuş olduğu etkiyle birlikte şu an rakamlarımız bizim en iyi yılımız olan 2017 rakamlarımızın ay bazında çok çok üstünde. ...1980'lerden da dedem tarla sürerken yapılmış bir insan motifi bulunuyor. Urfa Müzesi'ne verilmiş. Urfa Müzesi'ne de bakmışlar, çok
umursamamışlar. Ondan sonra 1994'lerden de Kalöz Hoca Nevale Çöre'den çalışıyordu. İşte orada kurtarma kazılar yapıyorlardı. Orada çalışmalar biterken Urfa'da yüzey araştırma yapıyor. Yüzey araştırma yaparken buraya da geliyordu. Ondan sonra 95'ten de kazı çalışmalar başladı. It's amazing, yeah. It's like a highly spiritual area. I can definitely sense like there's the heritage of the humanity here. การสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18